Efendim merhaba. Evet bugün Cuma, her Cuma olduğu gibi Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşit Akar'la birlikte olacağız. Ve gündeme Sayın Akar'ın bakış açısıyla yaklaşacağız. Ama öncesinde hemen bugüne dair yaşananlara bir göz atalım. Bugün Sayın Başbakan'ın iki haftadır yapmadığı, rutin olarak her Cuma yapacağını açıkladığı basın toplantısının üçüncüsü oldu. Tabii bütçe görüşmesi olduğu için geride kalan iki hafta yapılamamıştı. Basın toplantıları. Bugünkü basın toplantısında aslında daha önce ortaya konan konular, yani hükümetin vizyonuyla ilgili konuların tekrarı gibiydi. 15 madde sıraladı Sayın Başbakan. Bu 15 maddede yapılmasına yönelik adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Daha çok gazetecilerin soruları üzerine daha öncelikli gündem maddelerine ilişkin düşüncelerini alma fırsatını yakaladık. Örneğin benim sorum dövizle ilgiliydi. Çünkü ülkede birçok sorun var ama geldiğimiz noktada hükümet ne yapacak sorusunu yönelttik. Bu ekonomik koordinasyon kurulunun toplanacağını ve bir takım kararlar alacağını ifade etti Sayın Başbakan. Bekliyoruz. Hızlı bir şekilde umarım toplanır da çünkü herkesin eli yanıyor cebine atarken böylesi günler yaşıyoruz. Diyalog Gazetesi'nin dün bizim programımızda, bugün de gazetenin manşetine taşınan bir kronik sorun Kıbrıs Türk Hava Yolları konusu vardı. Bunu da sorduk Sayın Başbakan'a. Devletin bu binaları satın almak istediğini ancak kaynak arayışında olduklarını ifade etti. Bu da bizler açısından bugün için konuşacağımız konulardan biriydi. Bunları değerlendirmeye başlayacağız. Sayın Akar da stüdyomuza geldi. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim ve Başbakan'ın basın toplantısındaki kendisi açısından öne çıkan konular nedir? Bunu bir sorarak başlayalım. Evet sevgili Aytuğ, tüm izleyenlere de sevgi saygılarımızı göndererek başlayalım. Şimdi ben öncelikle programa girerken bir mesaj aldım. Onu aktararak başlamak isterim. Şimdi bir duyarlı vatandaşımız aradı beni ve diyor ki Gazi Mausa'da Türk Maarif Koleji iki haftadır okul İstiklal Marşı okumadan kapatılıyor diyor. Biliyorsunuz okula başladığınız pazartesi günü sabahleyin bizim çocukluğumuzdan beri de böyledir. Bu İngiliz sömürge döneminde de böyleydi. Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de böyleydi. 74'ten sonra da böyleydi. İstiklal Marşı okutularak açılırdı, İstiklal Marşı okutularak kapatılırdı. Bu konuda duyarlı öğrenciler velilerine okulda artık İstiklal Marşı'nın okutulmadığını söylemişler. Ben de hemen programa girerken aldığım için bu mesajı teyit etme imkanı bulamadım. Ama umarım Eğitim Bakanlığı kendisi, Sayın Bakan veya bir yetkilisi bu konuyu araştırır ve hem bizi hem kamuoyunu bilgilendirmiş olurlar. Bunu söyleyerek başlayayım. Sayın Tufan Erhurman'ın basın toplantısını izledim büyük çapta. Orada dikkat çekici bulduğum bir iki konu var. Yani tabii ki süratle bazı konularda çalışma yaptığını söyledi Sayın Erhurman. Çalışma başlattığını, araştırma başlattığını, Başbakanlık Denetleme Kurulu'na müşavir olan bir arkadaşı geri getirdiğini. Yine eski Turizm Bakanlığı'nda deneyimli Mehmet Başir gibi bazı arkadaşlarımızı getirdip çalışma başlattığını, araştırma. Bunlar güzel şeyler tabii. Bunlara araştırma yapılsın, yapılabilecek yenilikler, düzenlemeler konusunda projeler çıkarılsın. Bunlar güzel şeyler ama bazı konular vardır ki çok aciliyete gereksinim vardır. Yani önlem almada aciliyet gerektirir. Bir de yine programa girmezden önce uğraştım. Güney Kıbrıs'tan hem gazeteci hem de siyasetçi bir iki tanıdığım kişiyle temas kurmaya çalıştım. Merak ediyorum çok diye söylüyorum. Anastasiadis'in Cumhurbaşkanlığında senfoni orkestrası var mı yok mu? Şimdi Güney Kıbrıs 1 milyon nüfusu bir ülkedir. Avrupa Birliği'nin tanıdığı bir ülkedir. Sırasında dönem başkanlığı yapmaktadır. Bütün Avrupa ülkelerinin lideri konumuna gelmektedir. Rum toplumu lideri. Onun senfoni orkestrası var mı yok mu bir araştırma yapmamız lazım. Çok zamandır merak ediyorum. Aradım birkaç arkadaşımı. Onlar da bilmiyor.
ve bana bilgi vereceklerini söyler. Demek ki gündemlerinde böyle bir şey yok ki duyulmadı etmedi. Gazeteci arkadaşıma diyor, bilmem vallahi zannetmem dedi falan ama neyse. Şimdi bugün baktım, Sayın Cumhurbaşkanı kurdu bu orkestrayı. Belli ki bütçe yetersizliği vardır. Yani bina falan da istiyorlar şimdi. Binayı da hükümete atıldı top. Şimdi ben bir vatandaş olarak şunu düşünüyorum. Bugün gene mahkemelerde bir yığın davalar görüşüldü. Bir arkadaşının 3 tane parmağını koparan bir yabancı uyruklu öğrenci hakkında tutuksuz yargılanma kararı vermiş mahkeme. Büyük bir ihtimalle kaçacak. Yani yüzerek bile kaçar adam 3 sene hapis gireceğine. 30 gün yüzer kaçar. Şimdi neden yargıç buna tutuklu yargılansın kararı vermedi? Çünkü cezaevinde değeri yok. E bu ülke bu haldeydi. Şimdi ben senfoni orkestrasındaki çok da sevdiğim arkadaşlar için sırf bir tanesini dinlemek için her hafta Lefkoşa'da bir yer kafeye giderdim. Sırf onu dinleyeyim diye. Çoğu zaman da Mehmet Çakıcı'yla giderdim. O ayrı meseledir ve çok desteklerim. İş bulmalarına desteklerim ama yani bu demek değildir Cumhurbaşkanlığı illa senfoni orkestrası kuracak. Üniversiteler var. Başka kurumlar var. Onlar ilgilenecek bu işlerle. Ve şimdi bir de bina meselesi ve süratle sarılacağız dedi Sayın Başbakan. Yani dilimi yutuyordum o saat. Dilimi yutuyordum. Mahkumları koyacak cezaevim yok. Gene başka bir vatandaşımız dün beni aradı Güzelyurt'tan. Dedi ki Allah aşkına dedi başka düşündüm sizi arama geçti aklımdan. Nedir dedim. Ben dedi şeker hastasıyım. Emekliyim. Her hafta veya iki haftaya bir giderim doktorum bana ilaççığımı yazar. Geçen hafta gittim diyor. İki hafta evvel. Doktorum diyor izinli olduğunu söyler. E kim yazacak bana ilacımı bitti dedim diyor. Demişler gene idare et de önümüzdeki cumaya sana randevu veriyoruz. Yani bugün için. Ver de randevuyu diyor bana. Çıktım gittim diyor. Perşembe günü dün bir gün önce telefon açmışlar demişler. Amca biz sana randevu verdik ama doktor gene gelmeyecek yarın da. Onun için gelmeyesin boşuna dediler diyor. Şimdi bunun üzerine rica ettim bir arkadaşımız başhekim arkadaşımızı aradı. Bülent Dizdarlı'yı. O da demiş ki bu tip hastalarda doğrudur izinlidir demiş. O ismi verdiğiniz adam doğrudur. O doktor izinlidir. Başka bir doktordan da rica edilebilir, yazılabilir ya da bu iş için bakan doktorlar var demiş. Şimdi bak. Parmağımın arkasına saklanmayı sevmem. Yani bir tarafta şatafat, yani sanki ben Rusya devlet başkanıyım da senfoni orkestrası kuruyorum. Veya Türkiye Cumhurbaşkanım var Kıbrıs'ın için olmasın. Ama ben de şunu da görüyorum, görmemiz gerektiğine inanıyorum. 450 bin, 500 bin nüfusuydu Afrin. Bugün bütün Türkiye gazetesinde var. Vali atıyor Türkiye orayı yönetsin diye 500 bin kişiyi. Vali, 200 bin nüfusuyum ben, senfoni orkestrası da kuracağım, tiyatroyu da kuracağım, bando da kuracağım, bilmem ne de kuracağım, Sayıştay kuracağım, ombudsman kuracağım, 50 kişi parlamento, 10 bakanlar kurulu üyesi, 100-150 tane müsteşar, müdür, danışman. E kim çıkabilir bunun içinden ya? Kim çıkabilir? Yani bilmem. En ünlü ekonomistleri getirsinler. Bu düzenin içinden kim çıkabilir? Ve daha da biz kendimizi daha da sıkıya götürecek, daha da devletçi yapıyı güçlendirecek hamleler yapıyoruz burada. Nasıl olur bu iş ya? Ya cezaevi tamam şu anda yapılıyor. 9 ay sonra da bitecekmiş inşallah biter. Yani ben bugünü konuşmuyorum. Dünden bugüne aktarılan ve halen devam eden sistemdeki çarpıklığı dile getirmeye çalışıyorum. Yani bu bir de şunu da söylemek lazım. Şimdi mesela diyelim ki çocuğu geldi bir insanın 17 yaşına, 16 yaşına başlar düşünsün. Ne okumak istersin evladım?
Bilmem baba. Şimdi üniversiteler burada çoğaldı diye çoğu aile çocuğum yanımda olsun düşüncesinden dışarıda göndermek istemez. Dışarıda göndermezse lisan ilerlemeyecek, dünya görgüsü ilerlemeyecek, kardeşçiğim, yespe annem şekilde bitecek bu iş. E kaç yüz tane beden eğitimi öğretmeni, şimdi o zaman bir daha spor akademisi, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde spor oyunları grubu kuralım veya Başbakanlık veya Dışişleri Bakanlığı veya Eğitim Bakanlığı. Olur mu ya böyle bir şey? Yani çok işsiz, ne yapalım bu gençlerimizi diyerek. O zaman sen eğitimi yönlendirmen lazım. Bunlar yıllardır ama konuşuluyor. Meyhane masa, ye be içelim falan filan blaklar tak 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 tak. Hasan mı belediye başkanı adayı olacak, Cemal mı, Mustafa mı? Orada da karar verecekler kendi kafalarına göre. Benim dediğim olacak. Yani başarılı mı, başarısız mı, yapabilir mi, yapamaz mı? Yoktur böyle bir değerlendirme. Ahbap çavuş ilişkisi. Ahbap çavuş ilişkisi. Ve ondan sonra da bu ülke siyah dedi. Bunları söylediğini duymayacak seni kimse. Yahu boşver ya, bırak konusunu da. 100 beden eğitimi hocası da, 200 beden eğitimi hocası da. Ne olacak sonu? Bu çocuklarımıza sahip çıkmalı diyecekler, bu da var. Kıbrıs sorunu çözülürse nasıl çıkacak ya ahbaplar bu işinden bunu? Yani zanneder, bak ne dedi Rum Disi Başkanı? Bak çok çok önemli bir noktadır. Bize hangi gözle bakıyorlar? Rumlar bilir misin sen? Riyalya, para. Para hastası, sömürücü bir toplum gözünden bakarlar bize. Bak bileklerimi keserim. Tarz nedir bilir misin sen? Bir içki içir, bir yemek yedir gider bunlar tavla teslim. Tavır budur. Halen bugün budur. Yani Anastasiadis Cumhurbaşkanı bizim çağırdı, götürdü, Zivanya içirdi. O ruhlarında olan bir yerleşmiş bir zihniyetin ürünüdür o. Yani Zivanya içelim, kebabı yiyelim düzelir bu iş. Şeyinde diller, düşüncesinde diller. Halbuki biz öyle durumda değildik. 74'ten bu yana suların altından çok şeyler geçti. Onlardan daha fazla lüks arabamız var, Mercedes'imiz var. Nasıl olur bu iş? Peki, şimdi konuyu toparlayalım, dağıtmayalım. Bu Anastasiadis'in partisi, Disi'nin başkanı diyor ki, bugün ön sayfayı aldık gazetede, Kıbrıs'ı Türklere seslenerek gazdan para kazanmanın çok uzun yıllar alacağını söyledi. Mesaj verdi bize dün, dedi ki, be Kıbrıs'ı Türkler, başladığın şimdi de gaz kavgası bizimle. Parayı sen mi alacaksın, ben mi alacağım? Mazan etmeyin ya, bu para buradadır da alacaksınız yarın. Çözüme odaklanalım biz şimdi diyor bize. Öyle diyor, ana başlık çözüme odaklanalım. Gazdan para çok sonra. 2030, 2040 belki. Bu hoş bir şey mi? Yani bize... Her kesim, Rumlar, Türkiye'dekiler, başka ülkedekiler, Avrupa Birliği'ndekiler bize, yani onu batırdık bundan, onu batırdık bundan para toplayan insanlar gözünden mi bakacak ya ömür boyu? Yani biz bunu mu hak ediyoruz? Ben bunu anlamış değilim. Senfoni orkestrasına dedi, ya bir ne yapacak dedi. Araç kayıt dairesi. Varsa o görüntü lütfen arkadaşlar göstersin. Evet. Araç kayıt dairesi nerede görev yapar? En fazla para toplayan daire. Ya öncelik bu mu olmalı, o mu olmalı? Şimdi bak Tuğan Hoca'yı suçlamıyorum da. Tuğan Hoca önüne bir istek gelmişti. Gelince adam da aldı gündemine, ne yapsın yani. Şimdi Tuğan Hoca'nın bıçağı yumruk kuracak hali yok. Cumhurbaşkanı saygı duyduğu bir makamdır. Ben Cumhurbaşkanı'nda bir şeyim yok. Zengin bir devlet olsun tamam. Yaparsa yapar o zaman. Ama yoktur. Kaynakları gıttır. Polis alamıyor, parası yoktur diye. Nasıl olur bu iş? Yani ayrıca komiteler vardır. Nice Rumlar'ın çalışacak diye kurdular. Teknik komite, hukuk komitesi, işte bu suçların karşılıklı şeylerinden. Mesela bu komiteleri çalıştırmalarını ben isterim. Rum istemese de zorlasınlar. Ama sorsunlar mesela bir adım atmazdan önce. Anastasiadis'in senfoni orkestrası var mı ya? Biz de bir rakip kurmak istedik de onun için. Varsa... Onda 100 kişiyse biz de 80 kişilik, 70 kişilik, 30 kişilik nüfusa göre kuralım. Var mı ya tiyatro ekibi orada da? Varsa kuralım.
Şimdi sanat düşmanı bir adam yok değilim. Ama kaç tane tiyatro? Evet. Devlet tiyatroları var. Özel tiyatrolar var. Her okulun kendi şeyi var. Çatalköy Belediyesi'nin tiyatro grubu var ya. Kaç kişilik nüfusu var? Belediyenin kaç paralık geliri var? Hepsi batmış durumda ama kimse görmez ya bunları. Kimse bunları görmüyor. Yani bu olacak iş değil. Silkinip kendimize gelmemiz lazım. Nereye gidiyor bu memleket? Yani ben bundan nasıl? Öte taraftan da adam gelecek, ilaç yazdıracak, doktor izinde geri git. Olacak şey değil. Çelişiyor işte. Her şey çelişiyor. Ha şimdi bugünkü açıklaması içerisinde bu Sayın Başbakan'ın... Ekranda gördük az önce şeyin durumunu. Araç kayıt dairesinin. Araç kayıt dairesinin şimdi, durumunu, evet. Yurt dışındaki Türklerin buraya gelmesi için... Envanter çalışması yapıyor. 21-22 yaşımdan beri gazetecilik alanında mesleğimin belki de bana emrettiklerinin dışına da çıkarak gençlik ateşi, enerji var, koştur çalış memleket sevgisi var. Birçok işe, birçok meseleyle uğraştım. Bunlar bilinmez tabii ama bir tanesini söyleyeceğim. Özer Berken Bey hayattadır. BRT'nin eski, çok eski müdürlerinden, ilk yeni genel müdür olmuştu, teknik müdürdü, yeni müdür olmuştu. Zannederim 81-82, tam hatırlamayacağım yılını. Bana rica etti, dedi ki, ya dedi çok başarılısın işte, Günaydın Gazetesi'nin haberleri şu bu. Türk basını okunmuyordu o zaman, televizyon yok tabii, sadece radyo var. Kıbrıs Türk basınından özetler bir program bize yapar mı sabahları? Hı hı. Başladım sabah 6.30-7 giderdim oraya. Yarım saat hazırlık okurdum. Sonra bir gün dedim ki, Özer Bey dedim, ben Günaydın'ın muhabiriyim de. Her gidip geldiğimde İstanbul'a bana dedim şey söylüyorlar. İşte burada bir Kıbrıs Türk cemiyeti var. İşte o... Oradaki insanları tanıyor musun, şu mu? Gittim tanıştım. Sordum adama, yönetim kurulunda, başkanı, diğer üyelere. Siz nerede çalışırsınız? Bir dedi, ben eski Kayseri valisiyim dedi. Allah Allah, Kıbrıs'ı Türksün yani, evet dedi. Biri dedi, ben OMO fabrikalarının genel müdürüyüm dedi. Biri bilmem ne, haykadın gittim evlerine de yalılarda falan, ondan sonra dostluk kurdu. Dedim bu... Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türkleri ortaya çıkarıp haber yapalım, yayınlayalım. Sonra devlet belki devreye girer de teşvik eder bu insanları, dönsünler. Artık hareket de oldu, özgürlük de, Rum saldırısı yok falan filan. Hem bunların bu bilgi, görgü deneyimlerinden yararlanarak iyi insanlar gelsin diye. Yaptık, seriler yaptık. Yani belki de 30-40-50 tane program yaptık. Ve ben bunların içerisinde Ankara'da, Kızılay Meydanı'nda onlarca binanın sahibi olan Kıbrıs Türk'ü de tanıdım bu araştırma çerçevesinde. Mersin, Silifke taraflarına gittik, orada da çıkardık. İstanbul'da çok insan çıkardık. Ve bu iş daha da genişleyebilirdi. Ondan sonra bir yerde durdu. Şimdi bugün Sayın Başbakan'ın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede de gündeme geldiğini ima eden, evet, bir laf söyledi. Öncelikle yurt dışındaki Türklerimizi ve bir envanter çalışması başlattık dedi. Şimdi bu envanter çalışmasında kaç ay sürecek, kaç yıl sürecek, ne kadar başlayacaklar bilmiyorum. Çünkü... Bilmek de lazım ama. Şimdi Londra'da, yani İngiltere'de kaç kişi yazar? Kim verecek sana bunu? İşte oradaki herhalde. Temsilcilik sadece kokteyle davet ettiklerinin listesi var onda. Aktif olacak artık. Biraz da farklı bir şeyler istemiyor muyuz dış politikada da? Aktif cemiyetlerde olacaklar biraz. Kaç tane Kıbrıslı Türk dernek varsa? Yani o derneklerle iletişime geçecek, evet, çalışacak. Tamam, yani şimdi, sadece bu işleri yapmayacak artık. Bak, bu derneklerde kayıtlı kimler varsa ancak onları bulabilirler. Ama ben de iddia ediyorum ki derneklerde kayıtlı olanlar toplam nüfusun 1/1000'idir falan belki. Çünkü İngiltere'de derneklere üye olup da gidip vakit harcayacak adam yoktur. Yapamaz. Vakti yoktur. Şeyin yani belki atıyorum İngiltere hükümetinin İçişleri Bakanlığı'nın o da vermemez. İlgili o, şeyinden... O KKTC falan... bilgisi de verecek. Kimliğini mümkün değil. Bizdedir o sadece serbest. Basarlar da bizde kimlik kartını gazete. Banka hesaplarında da şifre edirler adamların. Yani
Burada serbesttir ama orada hapislik vardır. Bunda yapmazlar böyle bir şey. Neyse, gene de bir iyi çalışma, iyi niyetli bir çalışmadır. Buna bir itirazım yok. Benim söylemek istediğim zaten konu o değil. 1000 kişi de bulsa, 5000 kişi de bulsa, oradan da ulaşabilse, keşke getirebilse. Ama ben de diyorum ki bu şartlar altında Avrupa ülkelerindeki insanlar, Avustralya'da, İngiltere'den buraya gelmezler. Benim kendi yakınlarım var. Yani çok isterler ama gelemezler. Yaşlıdır çoğu. Bu ilaç sorunu vardır mesela. Nasıl gelecek? Şimdi nasıl gelecek? Adam kalp hastasıdır veya bilmem belirli sürelerde ilaçları bir defa da kendisine bir yıllık stok vermezler ya. Ama mesela İngiltere'de yaşıyorsa bir adam, mahalle doktoru vardır. Evinden biner arabacığına, 10 dakika sonra doktordadır, 15 dakika sonra randevusunu alır. Gider, doktorun da bilgisayarında kayıtlıdır. Kaç günlük hap verdiydim ben Ahmet Efendi'ye, Mehmet Efendi'ye? 15 günlük. 15 gün sonra geldi ve 1 aylık. 1 ay sonra geldi bana. 1 aylık daha yazar kendisine reçeteyi. O da götürür eczaneye. İmzalar arkasını ki parasız hakkı vardır. Yani emeklidir veya ihtiyaçlıdır, işsizdir. Alır ilacını bedava, gider evine. Burada ne yapacak? Güzel yurttan çıktı geldi, bulmadı, alamadı ilacı, insülini. Bir hafta sonra randevu verdiler. Bir gün önce telefon etti kendine. Gelmedi, doktor gene yoktur. Gene bulamadı. Gene alamadı. Bu İngiltere'de bu hakkı bulan adam buraya gelmek istemesinin iki sebebi var sadece insanların. Bir tanesi aile yakınları. İkincisi de güneş. Vatan sevgisi. Orada çokluk güneş görmezler. Gelirler burada güneşçiğini görsün. İşte bu biraz yağmur yağdığı zaman lapsanasını yesin, gömecini yesin. Bunu severler. Ama Sayın Başbakan bir daha ifadede şey dedi. Yani yatırım da yapsınlar. Yani sadece nereye böyle yani? Yaşlılar değil de orada tabii biz normal gelen yatırımcıları neredeyse kovarık. Nasıl olacak? O da ayrı bir soru. Çünkü gelsinler, sadece gelsinler değil, gelsinler yatırım yapsınlar ifadesinde. Olma bir tarafa kullandı çünkü. Tamamen bilgi dezenformasyonu var. Yalan yanlış iddialar üzerine bütün yatırımcılara öyle saldırılar var, inanılmaz. Zannederler ki ben bunun içerisinde çok 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 yüksek mevkiye gelmiş arkadaşların paylaşımında görürüm. Hatta düşünürüm bazı zannedeyim altına bu kadar da yalan atma be Recep. Mesela bazı yatırımcılar ki parayı da devlet verir diyor. Arsayı diyor verir diyor, araziyi diyor. Elektriği, suyu, telefonu götürür diyor. Parayı da devlet verir diyor, kendine yapsın diyor. Yok be kardeşim, atarsınız işte, öyle bir şey yok. Paracıkları sıcak taze yurt dışından getirirler. 100 milyon, 100 milyon dolarlar da atarlar senin memleketçiğine. Da yolda yapmazsan yolunu da yapar. Da sonra yol yaptı diye bir de vergi korlar kendine. Bak yol, devlet yapması lazım yolunu, götürmesi. Adam bina bitti, yol gitmedi. Ne yapacak? Yapıyor yolu. Sonra gidiyor devlet kendine diyor. Değeri artmıştır burasının diyor. Bu yolun vergisini ödeyeceksin diyor. Yani hem yapmadın hem ben yaptım. Hem de bir de vergi vereceğim sana, yol yaptım diye buraya. Bunları iyice öğrenmeden çok üst makamlara nasıl gelir bazı insanlar? Gerçekten anlamakta zorlanırım. Hiçbir şey araştırmadan, sormadan, etmeden. Program başlığa gelirken dedim ki, aradım dedim Maos'a, Türk Maarif Koleji'nde İstiklal Marşı okudum. Okumadı mı? Yetişemedim. 2-3 tane Rum arkadaş aradım. Senfoni orkestrası var mı yok mu diye. Şu anda da yoktur Rum'da demedim, demiyorum. Vereyim bir bilgi yazmış Mustafa Kortun Bey, eski enformasyon dairesi müdürümüz. Sahip Rus Senfoni Orkestra var. Hatta Kıbrıs Türk sanatçılar da var. İçerisinde. Ama Cumhurbaşkanı bağlıdır. Onu bilmiyorum. Onu ben de bulurum internette. Yapmasın bana bunu. Sahip Rus Senfoni Orkestra Eğitim Bakanlığı'na veya bağlı ya da döner sermayeyle kurulmuş bir şey olabilir. Cumhurbaşkanı'nın... Yani içeriği nasıldır acaba? Cumhurbaşkanı'na mı bağlıdır? Bizim de vardır Devlet Senfoni Orkestra korumuz yok mu? Devlet Halk Halk sanatları var, koromuz var, bir yığın şeyimiz var. Devlet tiyatroları var, binası yok. Evet. Kadrolu çalışan arkadaşlar var devlet tiyatrolarında. Evet, şimdi adam yatırım yapacak, 6 ay sonra batacak, sonra geldiği yere dönecek. Tanıdıklarım var demiş Mehmet İnancı. Polis emekli çıkıyor, maaş alamıyor, 56 yaş sınırı varmış. 56 yaş sınırı varmış. Hangi ülkede böyle bir uygulama var? Emekliye çıkarıyor, maaş vermiyor. Emekli polisler sosyal hizmetlerden
ailelerini geçindirmek için sosyal hizmetlere başvurmuşlar. Bu neyse, bu bir utançtır KKTC için diyor. Tam bir rezillik. Reşat Bey bu konudan düşür. Bu 56 yaşta bir sosyal sigortalarla alakalı. Yani şimdi Derviş Bey itme attı bana. Güney'de Cumhurbaşkanı'na bağlı değil diyor. Evet. Derviş Bey itme. Şimdi ben dediğim gibi çok önemli insanlarla konuştum. Bilmediklerini söyler bana. Araştıralım dediler. Hı hı. Yani bak Derviş Bey de yazıyor da. Evet. Zeka Bey demiş ki aynen söylediklerin Reşat Bey, mahalle doktorları her iki ayda bir ilaçlarımızı gitmeden eve gönderirler. Senede bir de bütün tahlillerimizi yaparlar. Zeka Bey, tabii Zeka Üçer İngiltere'den yazıyor. Bugün cevabını bugün aldı ne Fidu Erhurman dedi ki gaz içerisinde Kıbrıs Türklerin de iradesi olmalı. Mesele de budur demiş Mustafa Bey. Gelen yorumları da bu arada hızlıca okuyalım ki yenileri de gelince eskileri siliniyor çünkü. O yüzden evet şeyi de okuyayım. Mustafa Bazı Bağlı. Reşat Bey yıllarca bu ülkeyi yöneten siyasiler zamanlarını sadece oturdukları koltukları koruma düşüncesi ile yılları boşa harcadılar. Vatandaşın sorunları ile hiçbir zaman ilgilenmedikleri için bugün bu ülke içinden çıkılmaz bir hal aldı. Allah hakkımıza hayır eylesin demiş. Aynen öyle. Teşekkür ederim Mustafa Bey de. Şimdi Derviş Bey diyor ki Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun önerisiyle diyor aynı zamanda benim de katkılarımla kuruldu diyor. Size bu konuda bilgi verebilirim diyor. Senfon arkasıyla ilgili. Olur. Bir şey ben zaten başında da söyledim. Bu orkestranın içerisinde çok değer verdiğim, herkesi tanımam, tanıdıklarım sırf onu dinlemek için müzik yaptığı yere gittiğim insanlar vardı. Benim derdim onlarla değildir. Benim burada dokandığım konu sistemle ilgili veya sistemsizlikle ilgilidir ve önceliklerle ilgilidir. Şimdi bir defa bu insanları biz Londra yurt dışında kalana geçelim. Çok insan geldi. Çok insan gitti bu ülkeden. Geri gitti. Çoğu ağlayarak, sızarak gitti. Ben her İngiltere gidişimde bir vesileyle karşılaştığımda bazı Kıbrıs Türklerinden bir tanesi geldi bana ismini vermeyeceğim. Eskiden önemli makamlara gelmiş bir insanımızın, bir arkadaşımızın Belapais'te yaptığı villa var. Adam diyor ki ben diyor Londra'da senelerdir elektrikçilik yaparım. Biriktiğim paraları götürdüm, verdim, aldım. Ben diyor 7-8 sene geçti diyor, tapusunu alamıyorum evin diyor. Şimdi bu adam parasını verdiği evin tapusunu alamazsa nasıl geçsin? İngilizlerin başına gelenleri bilirik. Yıllarca süründürdük İngilizleri. Hala evden daha atma şeylerine girdik. Hala daha devam eder o işler. Bu insanları perişan ettik, aleyhimize kampanya araçtı. Ayrıca belirli bir yaşa gelmiş insanlar Avrupa'da otobüslerle, trenlerle seyahat eder. Burada toplu taşımacılık yok. Binip güvenlik içerisinde gidip gelebilecekleri otobüsler yok. Bu ülkede kendi araba kullanmaya kalksa sağ selim gidip gelemeyeceğinden emin değil. Biz değilik. Yani sen bu insanlara hadi çık gel Kıbrıs'a dediğinde bu adam iki defa değil 2000 defa düşünmek zorundadır. Evet gitmek istiyorum. Annemin son yılları, babamın son yılları, kardeşim hasta, deyzem bilmem ne. Evet gideyim. Oradaki bizim bir de evcik var zamanından aldık kaldı. Çürümeye yüz tuttu gidelim. Ya dediğim gibi işte şimdi oh ne güzel Moliya zamanı geliyor gidelim Moliyacık gelin falan ama bununla bitmiyor hayat. Yani onun için sen bu adamları buraya getirmek için önce biz mutlu olacak ve diyecek ki insan, ey insanlar biz ülkemizde çok mutluyuk siz de gelebilirsiniz. Orat demeyik biz değilik. Bak ben gene söylüyorum her haftada en az 2 gece 3 gece Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının orada ben kavga görürüm. Arabalar birbirine enerler arabanın altında, arabadan aşağıya ve birbirleriyle yumruklaşma pozisyona giriyorlar. Kadınların da bulunduğu ortamda. Kırmızı ışıkta ben korna çalamaz oldum. Kırmızı ışıkta geçene korna çalardım eskiden. Ne yapıyorsun diye. Şimdi korkuyorum. Şimdi bunu nasıl saklayacağım ben? Orada da yok. Mesela dün Çiğdem Hanım'ın programında polisleri konuştuyduk. Çok önemli bir konudur polis. Yani bizim yargı sistemimizin bir daha bozulmaması lazım. Polisimizin de. Sonra programdan çıktım dün şu bittikten sonra. Yarım saatliğine Lefkoşa'ya girdim döndüm. Tam da denk geldim dönerken
Ortaköy'deki okuldan çocuklar çıkardı. Hah be dedim, biz bunu unuttuk. Polis orada bekler. Yaya geçidinde çocukları geçirir. Ya. Bir de buradaki polis görevlidir. Ben onu unuttuydum söyleyeyim. Yani dedim cinayet sabah var gidecek, öğlen. Uyuşturucu var gidecek. Her dakika bir yerde bir gaza var gidecek. Ne bileyim mülteci kaçakçılığı var gidecek. Ne bileyim biri öldürdü gidip de ortalığımı sağlayacak. 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi. Bu kadro etmez. Ercan Havaalanı'nı bekleyecek, sınır kapılarını bekleyecek, Girne Maus Limanları'nı bekleyecek, Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı, eski başbakanları, eski cumhurbaşkanlarını bekleyecek. Unuttum ben bunu. Bir de aklıma geldi. Okul, ha iyi de var, sakın da kaldırmaya kalkmasınlar. Çocukluğumuzun zamanından vardı. Bu yöntem İngiliz döneminden kalma olduğunu öğrendim ben sonra. Yani yaya geçitlerinde çocukların güvenliğini sağlayabilmek için okul görevlisi. Ben İngiltere'de gördüm. İngiltere'de belediye memurlarıdır yapan bunu. Polis değil. İngiltere'de benim... Özel okullarda kendi adamları yapar mesela. Bak, orta biri benim kızım Londra'da okudu. Ben orta biri arama ettiğimde orada belediye memurlarının kadın özellikle görevli. Okula çalışan, okula hizmet eden belediye öder onları. Yolu trafiği kestiğini ve çocukları geçirdiğini gördüm. Çok yerde gördüm. Şimdi bizde polis de var. Ha bir de bizde polisin yapmadığını düşünelim. Zaten yaya geçitlerinde boya yoktur, göresin ki yaya geçidi zaten kalmadı. Yaya geçidinde durma yok işte her gün. İkaz yok ama sürücüler de hiç durmuyor kesinlikle. Durma o kültür yok. De yoktur. Şimdi bir insan bir ülkeye gideceğinde böyle mi? Bak ben mesela başka bir şey söyleyeyim. Bizim Kıbrıslılar çok saf insandır. Benim ailemde de var. Bağırmazsın, nereye gidiyorsun? Biz Türkiye'ye gidiyoruz. Nere? Gezmeye, 3 gün kap gezisi. Ertesi gün güm. Minibüs devridir. O bindik yeri, itimat ettik yeri acente götürür bunları. Sigorta yaptırmamış kendilerine, hayat sigortası. Hepsi ölümden döndü yerlerde. Ovalardan topladılar kendilerini. 10 binlerce liralar gidiyor. Fizik tedaviler, haplar, doktorlar, röntgenler, MR'lar bilmem neler. Para yok, tazminat yok. Git beni kime istersen diyor. Şu an bu devlet budur ya. Yani saklayacak mıyız biz bunu? Ne can güvenliğin vardır? Hangi konuda? Avrupa'da alıştı adam, sistem her şey sigorta üstüne kurulu. Yolda yürürken sağ bir şey olsa sigorta şirketi çalışmadığın günlerin paralarını öder. Şimdi buna nasıl getirecek biz bu insanları? Onun için yeni hükümetin işi çok zordur. Bütün bu konuştuğumuz şu anda konularla enerji harcamasınlar. Lütfen benim tavsiyem öncelikle asayişi, huzuru, trafik düzeyini sağlasınlar bu ülkede. Gerekirse boşta kalan bütün memurları gönüllü trafik memuru yapsınlar, yollasınlar sokaklara. Yaya geçitlerinde arabaları durdursunlar. Yaya geçitlerinde diğer önemli trafik ikaz işaretlerinin silindiği yerlerde belediyeleri göreve çağırsınlar. Öyle gene gireceğim de, gene kazanacağım da, yakacağım, yıkacağım meselesi yoktur. Olmaması lazım. Yani. Evet. Bir güzel bilgi var Ersu Ekrem Bey. Selam var, güzel bir program yapıyorsunuz. Tebrikler. Ben İngiltere'de Britanyalı Kıbrıs Türkler Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum şu anda. Reşat Bey'in bilgisine bizler de İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türklerin sayısının belirlenmesi için bir proje üretilmesini yıllardır talep ediyoruz. Bunu yapabilecek özel şirketler vardır. Dahası etnik kökene dayalı yerel bilgiler sayımlarda soru halinde soruluyor yıllardır. Bu bilgiler siyasi partilere de veriliyor ve onlardan elde etmek mümkündür. Burada yaşayanların KKTC'ye gelmesini, teşvikler verilmesi gerekecektir. Kıbrıs Rumların yaptığı şekilde diye yazmış. Bu bilgi önemli. Teşekkür ederiz. Kemal Baysal, yurt dışındaki Türklerin yarım kalan inşaatlar hala daha atılı durur. İnsanların paraları uçtu. Hükümet bu işleri çözdü mü ki insanları davet ediyor. Sümer Şehitoğlu, hastaların evine gidip bakımını yapan hemşireler var İngiltere'de. O insanlar neden gelsin ki? Demiş. Evet. Farklı farklı gerekçeler var. Zaten bizler de bunu söylemeye çalışıyoruz. Ersu Bey'in de aktardıkları. Yani demek ki toparlanabilecek bir argüman var. Yeter ki uğraşılsın. Evet. O derneklerin elinde bir takım bilgi var ama ben yani söylüyorum. Çok yaşadım da, gittim geldim de çok. Yani orada gazetecilik de yaptım. Mesela sorardım bazı insanlara, siz 29 Ekim resepsiyonu var ya, 15 Kasım gittiniz mi? Yahut da davetli misiniz?
Yok, bizim zaten nereden, bizi nereden bilecekler diyen insanlar çok fazladır. Gayet yok, bazıları zaten mesela babası çocuk gitmiş oraya 4 yaşında veya orada doğmuş. Onunla şimdi çocukları doğdu gençler, hiç irtibatları yoktur. Bir yığın uğraşma gerekecek. Şimdi tabii Rum tarafı son 20 yıl içerisinde bu ekonomik kriz, paraların tıraşlanması sadece zarar verdi onlara, çok büyük zarar verdi. Çünkü yurt dışından, İngiltere'den özellikle geri dönüş yapan çok sayıda binlerce Rum'un da paraları vardı. İngiltere'de evleri sattılar, geldiler Kıbrıs bankalarına koydular. Ondan sonra buharlaştı. %40'si, 47'si yarı yarıya gitti paralar. Ama şimdi İngiltere nasıl geldi? Şimdi gene Londra'da bir Kıbrıs Rum'un çalıştırdığı bir lokantaya vardı. Giderdim sık sık. Çünkü take away'de de çalışan Sindeli Mulla diye bir arkadaşımız bizim. Baktım, Mulla dedi, yeğen dedi, bir süre sonra burada olmayabilirik. Satılıyor bizim lokanta dedi. Hı. Niçin dedim, patron satıyor dedi. Patrona sordum, Rum'a. Dedi, o yeter dedi. 40 senedir dedi, bu mesleğin içindeyim, yoruldum artık, döneceğim. Dedim, ne yapacaksın? Ne yapacağım dedi. Bir daha buradaki evi satacağım. Parayı koyacağım bankaya dedi. Milyon dedi. Tabii. İşi de dedi. Dedim ama geleceğim orada da ev yapacaksın. Yoksa evin falan. Yok dedi. Yok dedi. Araziyi de devlet veriyor dedi. Parayı da dedi. %1 faizli dedi. Bilmem ilk kaç yıl ödemesiz. Alıyorum devletten dedi. Ben de bu taraftan %5-%6 çalıştıracağım benim parayı dedi. Şimdi adama verir arsayı, adama verir düşük faizli krediyi. Nedir sistem? Avrupa'daki gibi mortgage sistemi gibi bir sistem demek ki geliştirdi. %1,5, %2 başlangıç hiç evi olmayan adamlar için veriyor. Ona cazip geliyor, gidiyor, yatırımını yapıyor, yerleşiyor. Ama şimdi konuşalım aramızda. Rum tarafında geçtiğimizde bizdeki gibi altyapı rezaleti görür müyük? Savaş Boransel Bey var. Biraz önce o da mesaj gönderdi bana. Geçen gün bir fotoğraf paylaştı. Kozan köyde, hı hı. Kozan köy. En güzel yerde adam, o da nereden geldi? Buraya. O da Finlandiya'dan geldi. İskandinav ülkelerinden. Evet. Geldi, lokanta açtı. Ben daha gidip görmedim ha. Yıllardır gel gör der. İmkan olup gidip göremiyor. Ama anladılar, cennetten bir parça tepedesin. Ya. Bir taraf deniz, bir tarafta Hısarköy'ün o geçince oralarda. Hayvanlar falan filan çok güzel. Bir neyse yer. Şimdi yalvar yakar. Çok konuştum. Herhalde insanlar artık öğrendi bu işi. 8-10 metrelik çökmüş bir yol vardı. Karayolları yok, mazot yoktur, yok bilmem ne, oraya gidip yapmazlardı. Şimdi galiba döktüler. Döktükten sonra yolu, bir gün sonra yolun üçte biri parça böyle koptu. Nasıl var ya, yoğurdun kaymağı da dokandığında parçalanı ayrılmış, devrilmiş bir tarafa doğru. O bir tarafta da yolun kenarında da toprak yığınları çalışıyorlar. Şöyle yazmış. Hiç görmedim dünyada yol döküldükten sonra altyapı çalışması başlatsınlar. Demek ki döktüler oraya. Sonra abi telefon vardı bunun altında galiba geçen ya da elektrik vardı. Unuttuyduk bunu. Götür dozeri vursun parçalasın. Nasıl iş yaparız biz ya? Nasıl olacak bu işler? Nasıl? Sonra seninle geçen gün giderken Lefkoşa Mausa oldu değil mi? Ne gördük? İyi saatte olsun milletvekilidir. Gene eski bir dönem Ulaştırma Bakanı yapan Çalışma Bakanı. Ersan Saner arkadaşımız Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde ondan öğrendik bazı terimleri biz de. Şimdi o orta refüjleri New yapacak. Jersey, New Jersey dedi. Allah Allah dedim ben ilk duydum da. Amerika'nın yolları olacak herhalde. New Jersey dediği beton korkulukmuş. Yani hani gollar ya metal korkuluk yerine betona New Jersey derlermiş. Biz de öğrendik. Ben de zannettim dediğim gibi hep ışıklı, her taraf parıl pırıl pırıl. Aman Allah'ım dedim. Köşeye döndük. Meğer betonlar tabii arasına toprak doldurdukları için içinde su akacak şekilde boru koymuşlar. Güzel yaptılar. Şimdi yağmur yağdıkça o borulardan sular akarken topraklar da akar dışarı. Bütün abi. O orta refüjdeki koruyucu bariyerlerin önü toprak yığınlar oldu değil mi? Geçen gece geçerken görmedik mi? Evet. Ne dedim sana? Kim temizleyecek bunu? Karayollar dedin bana.
Var mı karayolları? Bakan da diyor yok, var ama yok diyor. Peki şimdi ne yapmak lazım? Yani istatiko sadece Rumunan anlaşma konusunda mı istatiko geçerlidir? Yoksa kendi içimizdeki istatikoyu da mı yıkmayacak meselesidir? İstiklal Marşı'nı okutmama cesaretini gösterebiliyorsan, ki çok yanlış bir şeydir böyleyse eğer, biz buna karşı ve İngiliz döneminde öğretmenlik yapan insanlarla konuştum, kitap yaptım. Hacı Bulgur kardeşler, Atatürkçü Kıbrıslı Türkler nasıl baskı görürlerdi İstiklal Marşı okumasın diye de vazgeçmediler bundan. Yok ki şimdi. Neyse. Peki bu Karayolları Dairesi'ni yok mu bir baba Yiğit, biz kapattık bunu diyecek olan? Çalışmıyor burası ya. Karayolları Dairem yoktur benim. Ona harcadığım bütçeyi ihaleye çıkacağım, özel kuruluşlara vereceğim, yapsın. Ha orada çalışan 135 kişi, 140 kişi ne yapacak bilmem. Onlar da alsınlar. Cumhurbaşkanına, başbakanına bir yere koysunlar. Ama bu daire finish, yoktur. Su dairesi finish, yoktur. Ya biz utanılacak haldeyiz ya. Ben bakıyorum şimdi Rum tarafında, Rum basında bir haber gördüm ve kısacık. Feryat ederler. Barajlardaki doluluk geçen senenin de altına düştü derler. Merak ederim ben şimdi. Yaza giriyoruz ya. Bekleyin. Nedir? Girerim internete. 3 ayda birdir. Bakarım bize. İnternette canlı o anda hareketli barajdan çekilen su, giden su. Kaç bin metreküp su var? Hangi barajda? 17 tane barajları var. 17'sindeki su miktarlarını günlük görebilirim. Bizde de 3 ayda bir rapor hazırlarlar. Nasıl hazırladıklarını bilmiyorum. Herhalde giderler gamış falan daldırırlar herhalde göletin içine. Yani Rum tarafındaki gibi otomatik onu ölçen bir cihaz olmadığı için herhalde dibinde. Bilgisayara bağlı. Gamış atarlar, bir şey atarlar herhalde derim. Ölçerler boyunu, ona göre metre hesabı yaparlar. 3 ayda bir. Peki biz şu anda bizi ne tür tehlike bekliyor? Türkiye'yi bazı şeylerini eleştirebilirik. Ama çok çağatlamış durumdadır. Dün gece izledim Türkiye televizyonlarında. Suyun tartışmasını yaparlar. Dünyada su kullanımı nedir? Denizlerden faydalanan ülkeler kimlerdir? Nasıl, hangi ülkeler deniz suyunu arıdır? İçilebilir su miktarları nedir dünyada? Türkiye'de nedir? Hangi barajda ne vardı? Korkunç şeyler tartışıyorlar. Çünkü günlük çıkıyor raporlar. Biz bunu da bilemiyoruz. Küçük bir ülkede burada. O zaman su dairesi bunları yapmıyorsa, yapamıyorsa kapatacaksın arkadaş kendisini. Çünkü her değişen hükümet kendi adamını getirir. Bilir bilmez, yapabilir yapamaz. Al koy da halleder der. O bizdendir der. Evet. Ne kadar dayanabilecek biz bunlara? Yani bu ülke bugün ne kadar bu hale geldi? Ha biraz daha düzelmezse ne olacak bir mi? O düşündüğümüz ara şimdi yurt dışından buraya gelsin. Çok üzücü belki ama buradan daha fazla gidişler olacak. Daha fazla gidişler olacak. Ne kadar göreceğim ben kırmızı ışığa gelip üstüme araba sürsün burada? Her an ölüm korkusuyla ne kadar yaşayacağım buradaki insanlar? Ya, program güzel demiş Enver Bey. Bizim kültürümüz kalmadı zaten. Birlik olamadık, teslim ettik. Bu ülkeye çalışma için gelenlere kendi kültürümüzü artık çok geç diye de bir karamsar yorum var. Toparlayacağız artık. Yani ben çok da karamsarlık aşılayayım istemiyorum. Ama görevdeki arkadaşların başarılı olmasını istiyorum. Ve onlara da kendi görebildiklerimizi aktarmaya çalışıyorum burada. Benim yapmaya çalıştığım budur. Şimdi çok güzel şeyleri evet arzularık. Ama dediğim gibi öncelikler meselesi vardır. Hangi konularımız öncelikli? Şimdi bir daha bu artan suçlar hepimiz için ürkütücü boyutlardadır. Bu suçları nasıl düşürecek? Nasıl azaltacak? Bunun için yoğunlaşmamız lazım. Polise daha çok görev vermemiz lazım. Polise saldırıları, efendim gitmiş birisini de tutmuş da içeride bilmem ne yapmış. Bekle bakalım nedir, öğrenelim bir bakalım ne oldu? Kimdir bu insan? Ne yapıyor? Niçin geldi buraya? Ama biz yıllardır gündemimizde neyi konuşuyoruz? En fazla konuştuğumuz her hükümet değişikliğinde nedir bizim? Vatandaşlıklar değil mi? Hı hı. O yaptı 15 bin tane, bu yaptı 2 bin tane. Benim dönemimde yaptıydım 2300 tane, onun döneminde yaptıydı 7300 tane. Şimdi ben onun yaptıklarını atacağım, şimdi ben o bilmem ne kadar atacağım, o biri bilmem ne yapacağım, kalıcı bir vatandaşlık yasası çıkmadı. Dediğim gibi çalışmayan Karayolları Dairesi'nin çalışmadığı görülmedi. Araç parkuru bitmiş, yok olmuş görülmedi.
Bunların elinde dünya kadar boş atıl vaziyette bina vardır. Çoğu bazıları Rumlardan kalma, bazıları bizim 74 öncesinde bile bizim Karaoğulların, Çağlayan tarafında güzel bakım ikmal yerleri vardı. Korkunç para eden değerde yerleri var, halen duruyor buralar. Bunlardan yararlanma diye bir şey düşünülmedi. Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası 8 yıldır atıl vaziyette durur. Arka tarafta asbestli şeylerin, lamarinaların altında araç kayıt tarihi var. Onu oraya geçirme gibi bir düşünce olmadı. Maalesef memleket sevgisi bu mudur? Ha, sadece evet. Para alanlar mı yargılanacak yani birinden rüşvet? Bu ülkeye ihanet eden kim varsa hepsinin yargılanması lazım. O zaman da 3-4 cezaevi daha isteyecek. İngiltere'de doktor ve hastaneler ücretsiz, bütün gün devlet okulları, eğitim ücretsiz, işsizlik parası var, ev sahibi olabilirsin, faizler düşük, niye gelsin ki? Leyla Murat Yaygın sormuş. Yunus Adal, selamları, iyi yayınlar. Mustafa Özbil Taşer. Az önce Lefkoşa'dan geldim. Yoldaki sürücülerin %90'ı mesaj yazarak seyir eder. Birini sağladım geçeyim. Aniden arabasıyla sağ şeride doğru geçti. Bir baktım mesaj yazıyor. Bunu da ele alırsanız sevinirim. Hemen hemen her programda her konuştuğumuz konu. Her programda söylüyorum bunu ben. Özgün... İşte bunun için de polis diyorum. Çünkü bunu nasıl göreceksin? Ya kamera sistemleri olacak her tarafta ki o da çok büyük yatırımdır. Kaç senede olacak bilmiyorum. Yahut da polis tutabildiği kadar yollarda fazla polis görevli olacak. Tutup yazacak cezaları ağırlaşacak. O şekilde olacak. Yani kamera sistemine geçerlerse tabii bu iş... Ve son mesajı okuyup kapatalım. Evet. Özgün Özsemel Bey, Sayın Akar, Rum tarafında okullarda Yunan Marşı'nın okunması hiç aksatılmaz. Kimin haddine? Başpiskoposluk ciddi kontrol yapar. Peki bizde neden ciddiyet yoktur? Ne oluyor bize? Diye sormuş ve böylelikle noktalayalım programımızı. Haftaya Cuma günü tekrar devam edeceğiz. Sayın Reşat Akar'la her Cuma olduğu gibi programımıza. Bu hafta yeri gelmişken hatırlatalım. Salı günü İskele'ye bağlı Ötüken köyünde halk meclisi toplanacak. Salı akşamı saat 20'de Ötüken köy kahvesinde herkesi bekliyoruz, bölge insanını. Konuşacak sorunlarımız, konularımız çok. Yeni hükümet var. Bir yol haritası da Ötüken'den çıkaralım kendilerine diyelim ve noktalayalım. Hafta sonu her zaman olduğu gibi gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Özellikle Bakanlar Kurulu var yarın. Onun da gelişmelerini aktaracağız sizlere. Şimdiden hemen söyleyelim sıcağı sıcağına canlı yayınlarla. Ve böylelikle noktalayalım bugünü. Tekrar görüşmek üzere efendim. Pazartesi günü burada olacağız. Detay programında görüşmek dileğiyle. Herkese iyi tatiller.